Gündemler. Gündem Özel Programı ile karşınızdayız. Efendim bugünkü stüdyo konuğumuz Karabağlar'da ikamet eden, yıllarca Karabağlar'da siyaset yapan inşaat mühendisi Sayın Bünyamin Demir, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi, Karabağlar Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyorum. Yol programlar var. Biz de İzmir'de özellikle şimdi siyasi hareketlilik varken, belediyelerimizde siyasi çalışmalar var, yerel seçimler var. Bu anlamda da meclis üyelerimizi, hem ilçe başkanlarımızı gündem özel programında konuk edip çalışmalar hakkında bilgiler alıyoruz. Siz uzun dönem Karabağlar'da yaşayan, Karabağlar'da istihdam sağlayan bir iş adamısınız. Hem de siyasete de orada başladınız. İsterseniz sizi bir tanıtalım. Bizler tanıyoruz ama dinleyicilerimize sizi kısaca tanıtalım. Uzun zamandır da siyaset yapıyorsunuz. Bünyamin Demir ben. Uzun bir zamandır, işte 86 yılından beri Yeşilyurt'ta ikamet etmekteyiz Karabağlar'da. 2002 yılından bir yana da AK Parti'de gençlik kollarından başlamak üzere çeşitli kademelerde görevler yaptıktan sonra en son 2014 yılında belediye meclis üyesi olup görevimize devam etmekteyiz. Bunun dışında inşaat işleriyle uğraşmaktayız. Orada da ağırlıklı olarak dediğiniz gibi Karabağlar'da faaliyetlerimize devam ediyoruz. İnşaat meclisi, evet. Karabağlar. Tamam, hemen aklımıza kentsel dönüşüm geliyor tabii ki. Karabağlar İzmir'in en büyük ilçesiydi sevgili dinleyiciler nüfus bakımından ama maalesef ki Buca fark attı galiba, değil mi, nüfus anlamında? Buca, Karabağlar, Konak o şekilde devam ediyor nüfus artışına göre. Karabağlar İzmir'in iki farklı yüzünü de birleştiren bir ilçe. Çünkü hem yatay hem de dikey yerleşimi alan. İşte hem Göztepe, Üçkuyular kadar İnönü Caddesi'ni alıyorsunuz hem de yatayda yerleşim alanlarını alıyor, eski İzmir'i alıyorsunuz. O yüzden her iki kesime de dokunabilecek bir ilçe. O yüzden önemli çalışmalarda yapması gereken bir ilçe. Şöyle 4 yılı bir değerlendirelim isterseniz. Karabağlar Belediyesi yaklaşık 4 yıl oldu. Tabii bu şu anki yönetimle birlikte 5. yılın içindeyiz aslında. Yerel seçimde yaklaşıyor biliyorsunuz ama evet. Başta da dediğiniz gibi bizim ilçenin en önemli sorun da imar problemiyle başlamış bir sıkıntı. Bugünkü şu an belediyeyi yöneten belediye başkanlığında geçmiş yıllarda bürokratlık yaptığı, harita mühendisi olarak görev yaptığı belediyenin imar planlarını yapamaması sonucunda ortaya çıkmış dediğiniz gibi çok büyük bir sıkıntımız. Kentsel dönüşüm problemiyle karşı karşıyayız. Çünkü ilçenin eskiden bu yana almış olduğu göçü karşılayamayan bir imar planı ve ifade edilmiş bir yapılaşmadan dolayı da bugün Karabağlar'ın çok büyük bir kısmı kentsel dönüşüm programında. Özellikle 540 hektarlık Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen bir kısmıyla beraber Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu çalışmalarla yine yerel belediyenin yürütmüş olduğu çalışmalarla. Çok özür dilerim. Teknik yönetmenimiz uyarıyor. Mikrofonumuzu şöyle takarsak daha sesimizi net alacak dinleyicilerimiz. Karabağlar 540 hektar alanıyla birlikte Türkiye'nin aslında en büyük dönüşüm alanı bildiğim kadarıyla. Sayın İnönü Yıldırım'ın açılışıyla başlamıştı. 110 bin hektarlık da kentsel dönüşüm. İnönü Yıldırım hatta törende ilk onun töreniyle başlamıştı. Başbakanımızın işte 2012 yılından bu yana Çevre Şehircilik Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmaların neticesinde sizin de belirttiğiniz gibi Başbakanımızın Karabağlar programında temellerini atmasıyla başlayan bir kentsel dönüşüm başladı. Özellikle yeni fuar alanının geçtiğinizde sağ tarafta baktığınızda yükselen yeni binalar var. O binaları Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm programı kapsamında devam eden yoğun bir çalışma var orada. İşte Karabağlar'a oradan başlanıldı. İnşallah ilerleyen süreçte yerine dönüşüm, vatandaşlarımızın istediği, arzuladığı şekilde bir kentsel dönüşüm programı ile de Karabağlar'ın bakanlıkla olan kısmında inşallah güzel işler olacak. Diğer taraftan da... Peki belediye yapmadı mı böyle bir çalışma? Evet, işte belediyeye de 2012 yılında belediyeye de başvurmuştu. 2013 yılında o dönemki belediye başkanlığına yetki devri yapıldı. Özellikle bu havaalanı kısmında mobilyacı hemşehrilerimizin bulunduğu havaalanı yolunun sağlığı sol kısmında buradan giderken
yoğun bir 108 hektarlık bir alanda. Bu arada Karaballar Belediyesi'ne yetki var. Ancak geçtiğimiz yıl Sayın Çevre Şehircilik Bakanımız o zaman Mehmet Öseseki Bey'in Karaballar programında muhtarlarımızın yoğun talebiyle Belediye Başkanı, Karaballar Belediye Başkanı, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza gitti ve orada da bakanlığın aslında biraz zoruyla çalışma başlamış oldu. Belki bu yıl içerisinde planlarını belediye yapıp bakanlığa gönderme durumu söz konusu ama işte geldiğimiz noktada bu dönemde sona ermiş oldu. Dolayısıyla aslında sorunuzun cevabı belediyenin yaptığı bir kentsel dönüşüm çalışması yok. Yani Türkiye genelinde şehirler yenilenip dönüşürken, Kayseri mesela bir örnek, birçok il var bununla ilgili. İzmir'de neden yapılamıyor? Neden belediyeler bu anlamda bir faaliyet göstermiyor? Hani sadece Karaballar değil, İzmir'in birçok alanında tabii. İşte bugün Bayramlı olsun acilen yani yapılması gerekir. Ben İnönü Caddesi'nde oturuyorum. İşte İzmir'in en geniş sokaklarından, ana arter sokaklarından bir tanesi. Lakin bu... bütün binalar, en genç bina bizim 30 yaşında. Doğru. Yani sadece yatayda olması gereken bir şey değil kentsel dönüşüm. Acilen dikeyde de bugün Alsancak semtlerinde de, Karşıyaka'da da, Göztepe'de de acil yapılması gereken bir şey. Bir de şu dikkatimi çekiyor. Hemen bina yapıyorlar, birkaç tane bina yıkıyorlar, tekrar aynısını yapıyorlar. Peki bu kentsel dönüşüm sosyal donatı alanlarını da içermesi gerekiyor. İşte otopark sorunu olsun, kentin işte parkıdır, sağlık alanıdır, okuludur. Yani bunun da planlanması gerekir. Böyle bir eksik var İzmir'de. Neden çözülemiyor? Şöyle, tabii burada bir yerel yönetimle merkez yönetimin aynı partide olması gerektiğini biz çok kez anlattık. Çünkü bizim hükümet olarak yapmak istediklerimize maalesef buradaki belediyeler hem ayak uyduramıyorlar hem de çıkan kanunla kentsel dönüşümün yapılamayacağına inandıklarını söylüyorlar. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi bu mevcut kanunla Türkiye'deki birçok belediyemiz kentsel dönüşümü yaptı, başardılar. İzmir'de neden bu başarılamıyor? Özüne döndüğümüzde maalesef ki belediyelerin yapmış olduğu imar planlarının yetersizliğinden kaynaklanan bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Dediğiniz gibi şu an İmar planlarında sıkıntı olduğu için iki katlı bina yapılıp yerine dört katlı, beş katlı binalar yapılıp aslında sıkıntı daha da arttırılmış oldu. Çünkü otopark problemleri çözülemedi, yeşil problemleri çözülemedi. Bunları hesaba kattığımızda da bina dönüşümüyle sınırlı kalmış oldu bu işlerine. Şöyle olamaz mı yani işte ne bileyim Ankara'ya, Kayseri'ye gidip oradaki belediyelerin çalışmaları örnek alınabilir. Ne bileyim yani örnekler var, örnekler üzerinden gidilebilir, birçok alanda çalışmalar yapılabilir. Kesinlikle, Türkiye'de belirttiğiniz gibi bunun hani yeni bir yol, yeni bir metot, bir şey bulmaya gerek yok. Bunu Türkiye'de uygulayan çok güzel hem yerel belediyelerimiz var hem büyükşehir belediyeleri var. Ama teknoloji çağındayız artık, dediğiniz gibi gitmeye bile belki de gerek yani yok bilgisayarlarımızdan. Teknolojiden her yere her şekilde ulaşılabilir bir dönemdeyiz. Dolayısıyla önce bu işi inanmak lazım yapmak için. Belediyelerin kentsel dönüşüme inanmadıkları kanaatindeyim ben. Bu işi yapmaya niyetlerinin olmadığı kanaatindeyim. Çünkü niyetlenince bu işler oluyor. Bir şekilde yürümeye başlıyor ve sorumluluk almaktan kaçtıklarını görüyoruz. Ama dediğiniz gibi bu sadece yatay bölgelerin bir sorunu değil. Bugün Alsancak'taki binalarımız 40 yıla yaklaştı. Allah korusun bir deprem riskinde bunun altından kalkamayacak. Yani bunun sorumlusu ne olacak? Bunun vicdan azabı kim? Bu kime şey olacak? Yani bir an önce yapılması lazım. Bu keyfi bir uygulama değil, elzem, acil yapılması gereken bir durum. Evet. Dediğiniz gibi bir de %70 alanında binalar riskli. Yani bina yıkılabilir. Bugün yarın Allah korusun bir şey olsa can kaybolduğunda ne olacak? Hani bırakın mal kaybını. İşte maalesef bu dediğim gibi inanma meselesi. İzmir'e yakışmayan bir yapıyla karşı karşıyayız. Buradan çıkın Anadolu'daki birçok şehir değişti, dönüştü. İstanbul, Ankara'ya zaten hani çok bu konuda artık kıyaslamamız doğru değil. Ama gel görünen noktada İzmir, Türkiye çok hızlı yürürken İzmir maalesef yavaş kaldı. Bunu da inşallah 2019'da AK Parti belediyeleriyle tanıştığımda kentsel dönüşümün de nasıl yapılması gerektiğini hem ilçelerde hem büyükşehirde göstermiş olacağız ama dediğim gibi inanmadıkları şeyi yapmıyorlar. Yapmadıkları için İzmir maalesef bugün bu pozisyonda
atıl bir şekilde kalmış durumda. Bu soruyu özellikle size sordum ki çünkü mesleğiniz gereği inşaat mühendisisiniz, o alana, o inşaata hakimsiniz. Bölgeyi bilen bir insansınız, Karabağlar'dasınız. Kentsel dönüşüm acil yapılması gereken bir şey. Hani teknik olarak yapılmayacak bir durum yok. Örnekler var, yapılabilir. Bir an önce yapılsın. Yani vatandaşlar da rahat etsin. Bizim ilçeye baktığımızda da Karabağlar diğer birçok ilçelerle çok daha acil bir durumda. Çünkü tabii. Hem yatay yapılaşmanın da çok yoğun olduğu, imarsız yapılaşmanın çok yoğun olduğu bir ilçedeyiz. Hem de vatandaşlarımız bu konuda çok istekli. Biz ne zaman alana çıktığımızda, kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini anlattığımızda insanlarımız bizden önce niyetliler. Çünkü onlar şu an yaşadıkları ortamda birçok hemşehrimiz mutlu değil. Yolları yok, parkları yok. İşte maalesef belediye imar planları yetersiz olduğu için yeterli sağlık ocağı imkanları yok. Maalesef. Ve bunun değişmesi gerektiğini onlar da söylüyorlar. Burada yerel idarelerin sorumluluk alıp Çevre Şehircilik Bakanlığımızla işbirliği içerisinde bu işi hızlıca yapmaları lazım. Kesinlikle katılıyorum size. Acilen yapılması gerekir. Aksi takdirde bunun sorumluluğunu hani bu öbür dünyada nasıl ödeyecekler bilmiyorum. Hepimiz için bir sorumluluk. Benim de sorumluluğum tabii. Bir gazeteci olarak, sizin de meclis üyesi olarak mesleğiniz gereği sorumluluğunuz. O yüzden sürekli de getirilmesi lazım. İzmir'de acilen kentsel dönüşümün gerçekleşmesi gerekiyor diyorum. Karabağlar, devam edelim konuşmaya. Geçen yerel seçimlerde %2 oranında oy farkıyla kaybetmişti AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi ucuca kafa kafaya bitmişti aslında. 10 bin oy, 360 bin seçmeni var Karabağlar ilçemizin. Bu sene nasıl, ne görüyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Şimdi tabii bu hem ilçe teşkilatımız hem il başkanlığımızın, özellikle il başkanımızın değişmesi süreciyle başlayan İzmir'de hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak sloganıyla yola çıktı il başkanımız. Sağ olsun o günden bu yana da İzmir'de teşkilatlarımızda yoğun bir hareketlilik var, yoğun bir heyecan var. Bizim kendi ilçemize döndüğümüzde bizde de ilçe yönetimimiz yeni oluştu. Bizde de yeni heyecanlı bir yönetimimiz var. Onlarla beraber Karabağlar'da bizler sokak sokak, kapı kapı dolaşıp hem ne yapmamız gerektiğini, neler yapmamız gerektiğini vatandaşlarımızdan öğreniyoruz, hem de ne yapacağımızı onlara anlatıyoruz. Çünkü Karabağlar'da buna ihtiyaç var. Belediyenin yapmadıklarını insanlarımız zaten biliyorlar. Biz nereye gitsek artık belediyenin iş üretemediğini, belediyenin gitgide daha sıkıntılı duruma geldiğini insanlarımız biliyorlar ve söylüyorlar. Onun için de 2014'e göre bugün Karabağlar Belediyesi'nde çok daha kazanmaya yakın olduğumuz kanaatindeyim ben. Tabii ki biz de parti olarak üstümüze düşenleri yapıp çalışmamız gerekiyor. Çalışarak bunu başarmamız gerekiyor. O noktaya çok daha yakın olduğumuz kanaatindeyim. Evet. Adaylığınızla konuşuluyor Karabağlar'da. Sıkıştırmayacağım sizi gerçi aday mısınız diye sorayım, samimi bir soru. Adaylar da çok önemli. Evet, İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı da, ilçe adayları da, özellikle bu merkez ilçe adayları da son derece önemli. Ki AK Parti Disiplin Partisi son derece yoğun bir çalışma yaparak genel merkez adayları belirliyor. Bunu da biz biliyoruz, kamuoyu da biliyor. Hem temayüller ilçenin, ilin birçok aktöründen de görüşler alınıyor. Belirli kriterler var. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu her platformda ifade etti. Halka dokunan, halk için hizmet eden adayları seçeceğiz dedi. Sizin de adaylarınız konuşuluyor. Yani tabii ki bu bizim dışımızda bir olay. Bizim hani adaylık konusunda doğrudan müdahale edebileceğimiz bir konu değil, sizin de söylediğiniz gibi. Elbette ki her siyasetçi böyle onurlu, şerefli bir görevi yapmak ister. Bizler de partimiz bu görevi bize uygun görürse, yetkili kurullarımız, biz tabii ki buna hayır diyebilecek pozisyonda değiliz ama mutlaka bu işi yapabilecek çok kaliteli, düzgün arkadaşlarımızın da ismi geçmekte. Önemli olan benim veya Ahmet'in, Mehmet'in adaylığından öte, o Karabağlar'daki birlikteliği sağlayabilecek, Karabağlar'a hizmet edebilme heyecanını ortaya koyacak bir arkadaşımız da olabilir. Onunla da yol yürüyebiliriz. Dediğiniz gibi AK Parti çok kurumsal çalışan bir parti bu konuda. Hem genel merkezimiz, hem il başkanımız, ilçe başkanımız bu konuda kamuoyu araştırmalarıyla, halkımızın talepleriyle ciddi bir araştırma yapacak. Onun sonucunda da
aday adaylıkları açıklandıktan sonra da mutlaka kaliteli, düzgün bir arkadaşımızla yol yürüyeceğiz. Bu ben de olabilirim, başka bir arkadaşımız da olabilir. Ama dediğim gibi kim olursa olsun önemli olan o potada hepimizin buluşup Karabağlar'da halkımızın istediği belediyeciliği getirmek. Evet. Efendim peki AK Parti belediyeciliğinin marka bir belediyecilik olduğu artık biliniyor. Yani bunu her siyasi görüş kabul ediyor. Çünkü çalışma yapılıyor diyor. Yani muhalefette de bunu söylüyor. Lakin İzmir'de neden kırılamıyor bu? Yani İzmir'de ne yapılması gerekir? Şimdi ben zaman zaman şunu çok arkadaşlarımızla anlatırken paylaştığım bir konu. Burada da paylaşmakta bir sakınca yok. 2014 seçimlerinde AK Parti'nin nispeten daha düşük oy aldığı mahallelerde çalışırken bir 50-60 kadar bir bayanımızla bir toplantı yaptık. Orada 2014 yılında biliyorsunuz Binali Bey'in adaylığıyla birlikte 1414 proje hazırlanmış. Bizim de Karabağlar'da 99 projemiz vardı. O dönem bayanlarımıza bu projeleri anlattık. O nasıl yapılacağını anlattık. Binali Bey'in pozisyonunu zaten biliyordular. Şununla karşılaşmıştık. Dediler ki evet ya biz AK Parti belediyeciliğini biliyoruz. Çok bunları yapacağınızdan da bir şüphemiz yok. Ancak bir kısmı ya işte biz oy vermeyelim ama siz belediyeyi kazanın demişlerdi. Maalesef İzmir'de böyle bir kitle var. Bunu aşmamız gerekiyor. Evet. İnsanlarımıza belki daha fazla dokunmamız gerekiyor. Daha fazla anlatmamız gerekiyor ama dediğiniz gibi İzmir'de muhalif de olsa, AK Partili de olsa, başka bir partiden de olsa AK Parti belediyeciliğinin artık bir marka olduğunu biliyoruz. Onu da anlattıkça insanlarımızın bizi ikna olduğunu görmekteyiz. İşte 2002 yılında AK Parti 2004 seçimlerinde %17 oy almıştı. Bugün %37'lere, 38'lere kadar çıktı ve bu trend her geçen gün yerel seçimlerde yükselmekte. Biz... Çünkü yerel seçimlerde insanlar bana hizmet edecek bir başkan olsun, evet. Ona öyle bir aday olsun diyor. Hani genel seçimlerde ideolojisini kullanabilir. Kesinlikle. Ama yerel seçimler çok daha farklı. İnandığı, işte kendisine hizmet edebileceğini görebildiği, o vasıflara sahip bir ekip ve belediye başkanını tercih ediyorlar. Sizde işte %2 oy farkı çok düşük bir, neredeyse kafa kafaya geçen evet, sene Karabağlar'da. Evet. Karabağlar kazanabilecek bir şey AK Parti açısından. Ben şunu da düşünüyorum bir gazeteci olarak. İşte artık CHP'li seçmen de İzmir'de birçok sıkıntı yaşıyor. Yani hizmet alamadığını, işte trafik sorunu, birçok sorunu var ve bunu da her platformda kendileri de ifade ediyorlar, duyuyoruz. Hayırlısı olsun, adaylar çok önemli. Hizmet eden evet. aday olsun. Hizmet edecek, vatana, millete hizmet edecek kişiler olsun. Yani amacımız bu. Doğru. Şöyle, zaten İzmir'de bir takım ciddi araştırma kuruluşlarının yapmış olduğu araştırmalara baktığımızda İzmir halkının belediye hizmetlerinden %57'si memnun değil. Bu önemli bir veri. Diğer taraftan baktığımızda halka dokunan adayların çok daha iyi ivme kat edebileceği de görülen bir gerçek. Ve orada dediğiniz gibi heyecanlı AK Partili olduğu bilinen iyi bir adayla çıkıldığında ben Büyükşehir'de de işin farklı noktaya gelecek kanaatindeyim. Efendim şimdi Karabağlar'da, yine Karabağlar'a dönelim. Nasrettin Hoca heykeli yapılmıştı. Evet, geçtiğimiz günlerde kız kardeşim o bölgede bir sınava götürdüm, bir sınava girdi. Dedim bu araya gelmişken de bir bakayım. Yağmurlu bir gündü. Geçtiğimiz gün derken tabii oldu, 5-6 ay oldu sanıyorum. Baktım yani terk edilmiş bir alan. Nedir orada, ne yapılıyor? O kadar yatırım yapıldı. Neden faaliyet yok? Ben bunu her şeyde performans programı, bütçe, faaliyet raporu görüşüldüğünde belediyede özellikle bizim söylediğimiz bir şey. Nasrettin Hoca hikayesine döndü hakikaten. Yani üzüldüm bir vatandaş olarak orada. O kadar yapılmış bir yatırım, terk edilmiş bir alan gibi. En azından orada bir sosyal donatı alanı yaratıp orada bir işletme kurun, istihdam yaratın. Şimdi bu hikaye dediğim gibi eski. Aslında bir önceki belediye başkanıyla başlayıp çayın taşıyla çayın kuşunu vuracağız hikayesiyle başladılar. Bugün işte 10. yıl bitmek üzere. Sadece daha yeni yeni bazı yerlerini hizmete açmaya çalışıyorlar. Orada da başarılı olamadılar maalesef. Çünkü bir kere mantık olarak yanlış kurgulanmış bir yatırım. Çok büyük masraflar yapılmış bir yatırım ve hala daha bitiremediler. İşte bugün elimizde hem bütçe kitapçımız var hem performans. Her sene mutlaka 2 milyon, 5 milyon, 7 milyon ödenekler konulup
yoluna girmeyen bir iş var. Tabii ki önemli bir büyüklükteki bir yatırım ama maalesef altından kalkamadılar. Çünkü o gün Karabağların önceliği bu yatırım değildi. Karabağların çok daha önemli sorunları varken böyle bir işe girmiş olmaları. Evet. 100 milyonun üzerinde belki bir masraf yapıldığını duyuyoruz. Öyle bir masrafla girip altında kaldıkları için de Karabağların birçok hizmeti de geri kalmış durumda. Ama ya sonuçta bizim cebimizden çıkan bir para o yani. Maalesef orası öyle kaldı. İşte ufak tefek bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Sonra vazgeçilip tekrar başka şeyler yapılmaya çalışılıyor ama buranın hızlı bir şekilde inşallah 2019'da belediye AK Parti'ye geçtiğinde oranı da farklı bir noktaya getirmek durumundayız. Çünkü artık oranın Karabağlar halkının oraya tahmin edecek bir şeyi kalmadı. Yani gerçekten üzüldüm. Tamam, çok güzel bir alan orası. İşte İzmir'in evet. yüksek alanında. Nasrettin Hoca İzmir'le yani biraz alakası da oldu. Konya'da olsa Nasrettin Hoca heykeli tamam anla. Tamam yapılmış madem o kadar para harcanmış. O bölgeye değer kazanmış olabilir ama hareketlendirin, istihdam yaratın, bir şey yapın, ilçeyi marka şeyi yapacak bir aktivite yapın. Yani bomboş terk edilmiş, üzüldüm. Kesinlikle oranın insanlarımızın oraya ulaşımını kolaylaştırmak gerekiyor. Oradaki etraftaki güvenlik sorunlarını belediyemizin çözmesi gerekiyor. İnsanlarımızın oraya girdiklerinde huzur içerisinde hareket edebilecekleri bir ortam oluşturmak gerekiyor. Ve daha da önemlisi oranın bittiğine insanlarımızı inandırmamız gerekiyor. Maalesef ama kamuoyunda da bugün hepimiz biliyoruz ki şu an oraya gitsek yapabileceğimiz bir şey yok. Onun için de gitme gereksinimi duymuyoruz. Duymadığımız için de orası her gün yazık, daha kötü hale geliyor. Altın bir yatırım olmuş. Maalesef. İlçe üniversite kazandı. İzmir evet. Demokrasi Üniversitemiz var. Sayın Rektörümüze de selam olsun buradan. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyor. Kesinlikle. Hızlı bir şekilde birçok fakülteyi açtı. Evet. Şu an eğitim öğretim devam ediyor. Evet. Sürekli eğitim çalışmaları var. O anlamda aktif bir çalışma yapılıyor. O bölge devlet üniversitesi oldu tabii İzmir Demokrasi evet. Üniversitesi. Yeri de değişecek bildiğim kadarıyla. Evet. Güzel bir kampüs yapılıyor. Evet. Karabağlılara ve üniversite öğrencilerimize buradan müjdelendi ama biz tekrar ayrıntıyı verelim isterseniz. Kesinlikle. Bizim o dönemki milletvekillerimiz başta olmak üzere bu konuda hakikaten ciddi bir emek sarf ettiler. Yine dediğiniz gibi üniversite kurulduktan sonra Rektör Hanım, Bedriye Hanım inanılmaz bir gayretli üniversiteyi çok sayıda fakülteyle faaliyete geçirdiler ve o heyecanlarıyla devam ediyorlar. O esnada da adına burada danmakta fayda görüyorum. İlçe Başkanımız Kazım Bey'in ciddi gayretleriyle de İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne Uzundere'de Nasrettin Hoca hikayesinin tam karşısında aslında bir başarı hikayesi. Evet, burada Kazım Erten'i unutmamak lazım. Onun da gayretleri 800 var. 800 dönümlük bir alan üniversitemize tahsis edildi. Bunun büyük bir kısmında üniversite kampüsü kurulacak ve hızlı bir şekilde de orada Karabağların kurtuluşu aslında bu evet. üniversite. Çünkü Karabağların özüne baktığımızda sanayisi olmayan, daha çok konut deposu şeklinde kurulmuş bir ilçe. Üniversitenin oraya gelmesiyle birlikte hareket gelecek. Kesinlikle. İşte Tınaz Tepe'yi biliyorsunuz Buca. 10 yıl önce nasıldı, bugün nasıl? İzmir Demokrasi Üniversitesi ile de hem Karabağların demokratik dönüşümüne de ismi de üstünde önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Ve kesinlikle. Bizim ilçemizin geleceği olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu konuda da belediyenin de destek olması gerektiğini, orada alanın TOKİ'ye devriyle birlikte yapılan imar planlarına dava açmamaları gerektiğini söylüyoruz. Destek olmuyorlar mı? Maalesef sözde evet ama arkadan da mahkemeye gidip dava açmaları söz konusu. Her açılan davanın açma hazırlığını yaptıklarını söylediler. Açacaklarını duyuyoruz ve mecliste de başkan söylediği için biliyoruz. Dava açma gerekçeniz nedir? Bir ilçeye bir üniversite geliyor. Evet, yani orada de toplu konut idaresinin o bölgede konut bir kısmını da yapma çalışması var alanı. Ama onlar bunu gerekçe göstererek üniversiteye de belki de karşı olduklarını ima etmiş oluyorlar. Gerçekten çünkü çok yazık olur. Her açılan davada maalesef ki imar planları açılan davalar sonucunda işte özellikle kentsel dönüşümde de bunu yaşadık. Yılların kaybına sebep oluyor. Biz burada da aslında Karabağlara da seslenmiş olalım. Lütfen bu davayı açmasınlar. Çünkü, çok yazık olur. Gerçekten evet, çok yazık olur. İzmir'in geleceğine engel olmasınlar diyoruz. Evet.
TOKİ çalışması da var Karabağlar'da tabii. Bildiğin kadarıyla değil mi? İşte şey olan, üniversitesi olan bir ilçe, TOKİ çalışması var, büyüyen bir ilçe. Tabii ilçede şimdi aklıma geliyor sayıyorum, bu biraz önce siz de ifade ettiğiniz mobilyacılar, sitecilerin sorunları çok fazlaydı. Çok iyi, orası tabii. Çöp yığını haline gelmişti. Aynen. Dönem dönem oda başkanıyla sohbet ediyoruz. İşte İzmir'in bütün çöpünü oraya döküldüğünü falan söylemişti. Bu anlamda belediyeyle görüşmeleri vardı, aldırtmalar işte ne kadar alınsa da gelip akşam oraya inşaat malzemeleri moloz dökülüyor denilmişti. O sorun ne olacak? Yani mobilyacıların sorunu. Tabii bu aslında özünde evet Karabağlar Belediye'mizin bir sıkıntısı ama gerçekte de Büyükşehir Belediyesi'nin de bir sorunu. Çünkü artık Karabağlar merkeze sıkışmış bir durumda olduğu için o mobilyacılarımızla biz de zaman zaman görüştüğümüzde 1000 dönümlük bir alan talepleri var. Onu tabii ki Karabağlar'ın ilçede bu kadar büyüklükte bir kamu arazisi yok. Dolayısıyla hem sanayi kuruluşu oldukları için biraz da dışarıda bir ilçemizde, özellikle Menderes'te, Torbalı'da belediyelerimizin bu konuda istekli olduklarını, onlara yardımcı olmak istediklerini biliyoruz. Ama bizim ilçede mobilya üretiminin artık çok mümkün olmadığını görüyoruz. Çünkü o maalesef o dönem yapılan imarkar çalışmalarda şimdi kamyonların, tırların içeriye girmeleri çok mümkün değil. Dediğiniz gibi artık işte moloz dökülüp gidilen bir alan haline dönüşmeye başladı. Bir an önce o sorunun da çözülüp buranın işte şimdi belki yeni imar planlarında yapılabilirse mobilyacılarımıza hem bir pazarlama üstü haline dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Karabağlar mobilyası çok Türkiye'de bilinen çok önemli bir markaydı ama maalesef İnegöl gibi, Kayseri gibi birçok yer bizim önümüze geçtiler ve farkı açmaya başladılar. Bizim bir an önce Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Belediyesi evet. bir araya gelip bu sorunu çözüp mobilyacılarımızın sıkıntılarını halledip de bir an önce yol almamız lazım. Kesinlikle haklısınız. Orada da çünkü büyük bir istihdam var, çalışan var, işletme var. Onların da sesi var. Onların sorunları umarım çözülür. Çünkü esnafın yüzü gülünce ilçenin, ilin, Türkiye'mizin, ülkemizin yüzü gülüyor. En önemli sorunlardan, çözülmesi gereken sorunlardan bir tanesi esnafın. Bizim ilçemizin istihdam lafası. Yani tabii. Bir de kaybolmaya yüz tutmuş meslek gruplarına da gidiyor artık. Doğru. Çünkü cazip hale getirmemiz gerekiyor. Orada işte güzel bir alan, işletmeler var, gayret gösteriyor, ayakta durmaya çalışıyor, markaydı, marka değerini kaybetti. Meslek öğreterek çocuklara ara eleman açığımızı da orada geliştirebiliriz. O yüzden acilen onların güzel çalışabileceği bir site, marangozlar evet. sitesi olması lazım. Organize şekilde bir yer yapılması şart. Kesinlikle. Efendim biraz da bütçeye girelim. Bütçeyle hakim bir meclis üyesiniz. Evet, yakın zamanda da görüştük. Evet. Hem İzmir Büyükşehir hem Karabağlar. Karabağlar bildiğim kadarıyla borçla devralı alındı ama şu an nedir? Ne kadar parası var Karabağlar Belediye'mizin? Malum 2008 yılında kurulmuş bir ilçe. Aslında Karabağlar çok yeni bir ilçe. 2008 yılında kasasında parayla yeni kurulmuş bir ilçeyken 2014 yılı sonunda 70 milyon gibi borç bırakılan bir belediye. Akabinde de tasarruf sağlayacağım diye başlayan bir belediye başkanı. İlk hamleye araçlar satılmıştı. Evet, şirketin araçlarını sattılar. O konuya girmeden önce şunu bitireyim. Orada bugün gelinen noktada biz geçtiğimiz hafta belediye meclisinde de söyledik. 200 milyonun üzerinde borç haline gelmiş bir belediye ve bugünkü 200 milyon. Evet, 200 milyon. 2008'de kurulan bir ilçe için çok fazla değil mi? Çok fazla. Tabii mutlaka zaten belediyelerin borcu olması kanaatindeyiz biz. Ancak borcuna karşılık yapılan önemli. Borcuna karşı yaptığın yatırım önemli. O yatırımın karşılığını alabiliyor muyuz? Bu peki önemli. 4 yıl önce neydi? Neyle 4 aldın? 4 yıl önce 70 milyondu. 70'den 200'e çıktı. Bugün evet 200'e çıktı ve bu yılki bütçede de 25 milyon borçlanmayı öngörüyorlar. Biz bunu sosyal medyada da belediye meclisinde de sıklıkla dile getirdik. Maalesef ki 2019'da belediyeden giderken yönetimden 200 milyon belki 250 milyon bir borç bırakıp gidecekler. O da bütçenin ne kadar iyi yönetildiğini gösteriyor. Biz şunu sıklıkla söylüyoruz. Belediye maalesef verimsiz yönetiliyor. Devir hani eskiden hep şu denirdi. Büyük balık küçük balığı yer devriydi. Şu an o bitti. Hızlı balık büyük balığı yer devrindeyiz. Onun için bizim
hızlı olmamız lazım, pratik çözümler üretmemiz lazım, verimi arttırmamız lazım. Ama maalesef Karabağlar Belediyesi bırakın verimi arttırmayı, biz işte mecliste de eleştirdik. Müdürlük sayısı 25'ti bu başkan başladığında, 28 oldu, şimdi de 31'e çıkarmayı düşünüyorlar. Hantal bürokrasiyi daha da arttırmaktan başka bir çözüm oluşturmaz bu. Çünkü hızlı belediyelere baktığımızda 14, 15, 20 belediye müdürlüğüyle bu işi götüren belediyelerimiz var. Cumhurbaşkanımızı bile bakanlar yani, kabinesini daraltırken, değil mi? Şimdi hemen aklıma geldi, 16'ya düşürdü ki ülkenin şeyini, evet, icraatlarını yapacak kabine ekibinizi, evet, 16'ya düşürüyorsunuz. Yani ilçe belediyelerin bu, hem de müdürlüklerinin artması. Çünkü biz özellikle şunu söylüyoruz. Elbette ki yeni çağ sana yeni bir müdürlük oluşturmaya gerektirebilir ama geçmişte aynı işi yapan müdürlüklerle bunların birleştirilmesi gerektiğini, aynı işleri yapıp atıl kalmış müdürlüklerin kaldırılması gerektiğini söylüyoruz. Ama onlar işte yeni bir şey çıktı, hadi yeni bir müdürlük kuralım. Yeni işte geçen yıl İçişleri Bakanlığı talimatıyla Muhtarlıklar Müdürlüğü kurulması. Hemen kurdular ama eskiden o işleri yapan başka bir müdürlük ne durumda bilmiyoruz. Ya da bugün kurulmuş ama atıl olarak hiçbir işlevi olmayan müdürlükler var. Bu müdürlükler neden devam ettiriliyor bilmiyoruz. Bunlar hepsi bir sembol. Çünkü yapılan her şey tasarruf diyorsanız orada akan musluktaki suyun da tasarruf olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama maalesef bunların hepsi işte Karabağlar Belediyesi'nin 200 milyon üstünde borca sebebi. Aldığında kaç müdür vardı? Yani kendi 25'ti. 25'ti şu an. Şimdi 31. 31. Arada 6 müdür. Müdürle birlikte tabii ki ekip de vardır. Tabii ki. Yani, sadece evet, müdür dediğiniz zaman ekibinde de şey oluşturur. Müdürlük oluştur. Yeni bir yer, yeni personeller, yeni bir yapı oluşturmanız gerekiyor. Ve her oluşturduğunu, eğer atıl bir birim oluşturduysanız da o birime kaydırdığınız her personel de verimsiz personel pozisyonuna geçmiş oldu. Peki belediyede, mecliste siz buna karşı çıkmışsınızdır. Evet, biz AK Parti grubu olarak bunu reddettik. Bunun gerekçelerini de buradakinden daha detaylı bir şekilde anlattık. Ancak tabii ki çoğunluk oldukları için de oy çokluğuyla geçirdiler. Ama biz bunu hem kamuoyunda hem vatandaşlarımıza anlatmaya devam edeceğiz. Evet, maalesef. Peki araç tasarrufu yapalım dedi. Evet. Hemen araçlar satılmıştı. O durum ne oldu? Tasarruf edildi. Evet, 2014 yılında özür diliyorum. Başkan seçildiğinde hemen bir önceki dönemi de aslında kötümseyerek işte araçları hemen satalım, tasarruf yapmamız lazım. Evet, 11 tane falan araç sattılar. 400 bin lira gibi bir parayı belediyeye kazandırdılar. Ancak biz mecliste de söyledik. Bugün geldiğimiz noktada bu sene sadece araç kiralamasına 6 milyon, akaryakıt giderinde 4 milyon. İşte tasarruf yaparken bugün 10 milyon sadece araçların bakımı falan haricinde bir parayı harcıyorlar. Ve şöyle düşünün, 750 bin litre bir akaryakıt kullanacaklar bu sene. Bizim Karabağlar Ödemiş gibi yaygın büyük bir ilçe değil, merkezde birikmiş. Bir ucundan bir ucuna 5,5-6 kilometre büyüklüğünde bir ilçe. Evet. Ona baktığımız zaman çok yoğun bir gider var aslında. Araçta tasarruf edilmediğini. Benzin ücreti diyorsunuz. Tabii. Hem benzin akaryakıt kullanımı, akaryakıt kullanımı, hem belediyenin araç kiralamaya ödedikleri rakamlar çok yüksek rakamlar bunlar. Öbür türlü en azından belediyenin arabası yani malı. Hem kendi malıydı hem de yani açıkçası şov yapmaya da gerek yoktu yani. Bir makam aracını satarak belediye kurtarılmaz. Belediye doğru yönde yönetilerek kurtarılır. Keşke en iyi araca binseydi ama Karabağlar'ı 200 milyon borç batağına sürüklemeseydi. Çünkü bu önemli bir sıkıntı. Karabağlar'ın her kuruşa ihtiyacı var. Çünkü bizim ilçenin her şeye ihtiyacı var. Sokağa çıktığınızda siz de Karabağlar'da yaşıyorsunuz. Ne değişti dediğimizde 5 yılda 10 yılda ben mahallemde hiçbir şeyin değişmediğini görüyorum. Onun için de verimli evet, işte yani bir şey değil. Ben şimdi aklıma hemen siz anlatırken o geliyor. 200 milyon borç olmuş. Ne yapıldı yatırım olarak diyorum. Mesela Sestin Hoca diğer başkanın şeyini o dönem bitti. Hani ne yapıldı da kaçtan kaça çıktı dediniz? 70'ten 200 milyon. Yani iki kat birden neredeyse çıkmış. Üç kat. Ne yapıldı peki? Bu para nereye gitti? Şimdi biz de bunu sorguluyoruz. Anlattıklarına ben Karabağlar'da yoğun bir şekilde dolaşıyorum aslında. Bütün günün büyük bir kısmında Karabağlar'ın içindeyiz. Baktığınızda
geçmiş dönemden kalan yarım bir pazar yeri vardı. Onu tamamladılar. Kendilerinin İller Bankası'ndan aldıkları krediyle başladıkları bir pazar yeri var. O yarım. Bir tek genç şeyi bitirdiler. Kız yurdu yapılan bir yer var. Onu bitirdiler Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla. Ama genel anlamda hani ben mecliste de söylediğim için söyleyebilirim. 1 milyonun üzerinde yaptığınız bir proje var mı dediğimizde cevapları yok. Ama dediğim gibi inanılmaz bir verimsizlik var, inanılmaz bir savrukluk var belediyede. Dolayısıyla da o kadar borcun nasıl oluştuğunu, nereye gittiğini biz de maalesef karavanları gezerken bulamıyoruz. Yazık yani o zaman karavanlar halkının vicdanını bırakmak lazım, sorgulanması lazım tabii. Yani şimdi 70 binden 200 bine çıkıyorsunuz ve ortada bir icraatınız yok. O da sorgulamış. Hani bunu diyelim ben siyasetçi olarak görmeyebilirim ama vatandaşlarımız da bize bunu söylüyorlar. Ya biz benim mahallemde 5 senede bir şey değişmedi. Evet. Bu peki borç nasıl oluştu? Borçlar internet sayfalarından belediyelerin var mı? Her belediye yayınlıyor mu? Yani bunlar her yıl belediyeler bütçelerini yayınladıklarında orada bu rakamları verirler ama işte bankalara olan borçlar var, kamuya olan borçlar var. Ben dinleyicilerimize özellikle bir pencere açmak adına söylüyorum. Yaşadığınız ilçenin belediye sayfasını inceleyebilirsiniz. Çünkü sizin paranız, sizlerin parasıyla yönetiliyor. İşte borcu ne kadar, ne yapılmış değil mi? Bunları lütfen her siyasi görüş, her siyasi belediye mensup yönetimde olsa açıp bakıp inceleyin. Çünkü siz hizmet alınması gereken kişi sizsiniz, size hizmet ediliyor, sizin paranız kullanılıyor diyelim. Evet efendim, peki birçok şeyi konuştuk aslında evet. Belediyelerle ilgili de. Ne yapılması gerekir? Peki belediyenin toparlanması için yani sizin projeleriniz neler, neler düşünüyorsunuz? Hem ilçeye hakim olan bir insansınız. Acilen belediye olarak hizmet edilmesi gereken, yapılması gereken projeler neler? Kesinlikle biz dediğim gibi 2014 yılında belediyeyi inşallah kazanmak üzere o dönem hazırlanırken birçok proje hazırlanmıştı. Bugün de o projeler aynı şekilde aciliyetini korumakta. Çünkü az önce de konuştuğumuz gibi maalesef belediye bu sorunları çözmediği için yine karşı karşıyayız. Şunu söyleyebiliriz. Birincisi biz bütçenin doğru yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bir şey yapabilmemiz için evimizde tabii de... paranız, evinizin kasası, evet. Otururuz evinizde de faturalarımızı alırız. Geliri gideri karşılaştırırız. Çok basit bir şeydir bu değil evet. mi? Ve yani yeni bir şey alabilmek için de bazı yerlerden tasarruf ederiz. Alabilecek miyiz? Ayağımızla yorganımıza göre uzatırız. Kesinlikle. Herkes evin ekonomisi nasıl... Aslında ev ekonomisi gibi bir şey. Yani işin bir boyutu bu. Diğer boyutu artık belediyelerin kendilerine kaynak oluşturmaları gerekmekte. Evet. Çünkü 500 bin nüfuslu bir ilçedeyiz. Sen sadece merkez hükümetten gelen yardımla ben şunları çözerim dersek olmaz. Tabii. Bizim birçok belediye bunu Türkiye'de de başardı. Biz bütçe görüşmelerinde de söyledik. Avrupa Birliği projeleri oluşturup onlardan yararlanmak lazım. Bakınız 10 yıl bitti, Karabağlar Belediyesi'nin böyle elde etmiş olduğu hiçbir projesi yok. Daha bu sene yeni İSKA'ya iki tane proje başvurusunda bulundular. Onlardan belki olumlu bir sonuç geldi. Yine projeler hazırlayıp Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan, Gençlik Spor Bakanlığı'ndan taleplerde bulunmak lazım. Biz AK Parti iktidarı, işte onu söyleyeceğim. AK Parti iktidarı olarak 2-3 sene önce milletvekilimiz Sayın Atilla Kaya'nın girişimleriyle Karabağlar'a bir gençlik spor merkezi ve yanında da kapalı yüzme havuzu kazandıralım diye çok uğraştık. Ancak belediye ilgili imar planlarını düzenlemediği için kapalı yüzme havuzunu yapamadık. Ama aslında tersinin olması lazımdı. Belediyenin yerini verip projesini hazırlayıp bakanlıktan talepte bulunup bunu alması gerekiyordu. Evet. İşte bunları yapmak lazım, sıklıkta arttırmak gerekiyor. Bu önemli. Yine doğru projeleri ortaya koyup belki ikinci, üçüncü yatırımcılarla birlikte bunları harekete geçirmek gerekiyor. Ve dediğimiz gibi en önemlisi Karabağlar Belediyesi'nin kaynakları belki de birçok şeye yeterli ama mutlaka parayı doğru kullanmak gerektiğini düşünüyoruz. Doğru kullanıldığı takdirde de Karabağlar'da yapılacak çok şey var. Evet.
Efendim çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Adeta Karabağların bir MR'ını çektik dinleyicilerimize. Evet. Çünkü teknik bilgiler verdik, rakamları verdik diye düşünüyorum. Dinleyicilerimize lütfen her ilçede olan dinleyicilerimiz sorgulasınlar. İlle olsun, ilçede olsun. Çünkü bütçe sizin kendi bütçeniz, geleceğinize emanetiniz, çocuklarınızın hakkı bu. Sorgulayın neler yapılmış diyorum. Vermek istediğiniz mesaj var mı? Biz Yeni Gün TV ailesine size teşekkür ediyoruz. Bizleri İzmir hemşehrilerimizle her zaman başımızın tacısınız. Boyun borcumuz. Biz de gazeteci olarak sizlere konuşturmak durumundayız. Çünkü ilçelerde neler yapılıyor, neler yapılacak, çözüm önerileri nelerdir? Halkımızla paylaşmak zorundayız. Yine ayrıca da dün de elin bir trafik kazası oldu. Orada maalesef da vefat eden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Ben de katılıyorum. Ailelerine sabır diliyoruz. Ve Karabağlara da inşallah 2019'da Akbelediyecilik'te bu güzel hizmetlerle buluşacağız diyoruz. Efendim, Karabağlar'a hakim İnşaat Meclisi AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi, Karabağlar Belediyesi'nde AK Parti Grup Başkan Vekili Bünyamin Demir stüdyo konuğumuzdu. İlçeyi konuştuk, ilçenin MR'ını çektik. Yarın farklı konu ve konukla karşınızda olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu, sağlıklı olun.